Genelde hepimize bulunduğumuz mezhepler gereği anlatılmak istenenler bilinçaltımıza atılmış. Biz o kelimeyi duyduğumuz zaman bilinçaltımızdaki anlayış çıkıyor ortaya. En büyük sıkıntı bu. Gerçekten o kelime bilinçaltımıza atılan bir kelime mi? Ya o anlamda mı? Yoksa başka manaları, başka anlamları var mı? Biz bunu öğrendiğimiz takdirde daha geniş bakabiliyoruz. Örneğin siz ikra kelimesini her zaman dile getiriyorsunuz. Kur'an kelimesi Semih Baki Pirim'in de sesi gitti. Baki Hocam otomatik kapattı. Şimdi açıldı. Tamam. Örneğin bizim aklımıza Kur'an denildiği zaman ilk etapta işte 610 ile 632 tarihleri arasında Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu bir satır Kur'an var. Oysa ki bu satır Kur'an'ın iç bir manası, iç Kur'an'ı var. Yani o Kur'an içerideki manadan çıkıyor. Buna da sadır, yani gönülden satıra dökülen anlamında. Çünkü bütün kitaplar bu beyinle, bu insandan çıkmış. İlahi kitapların hepsi de buradan çıkmış. Örneğin çok basit bir şey söyleyeyim. Diyor ki Cebrail diyor gökten ayet getirdi. O zaman Allah'ın gökte bir yeri var. O zaman Allah münezzehtir demeyeceksin. Neden? E mekan tayin ediyorsun. Peki Cebrail gökten ayet getirdiğin anlamı ne? Şimdi Cebrail demek akıl demek. Ama bu bizdeki cüz akıl. Bu akıl kül akla döndüğü zaman bizim bütün düşüncelerimiz nereden geliyor? Akıl olmamış olsaydı biz düşünen düşündüğünü ifade eden bir varlık olabilir miydik? Kesinlikle olamazdık. Ama bize ne öğretildi? Hep hikayeler. Peygamber Miraç'ta çıktı, Kudüs'e gitti, oradan sonra gökyüzüne çıktı. E yine Allah'a götürdün, mekan tayin ettin. Ama tutuyorsun, hutbelerde de diyorsun ki Allah münezzehtir. E kendi kendinle çelişiyorsun. Allah'ın evi yok diyorsun, münezzeh diyorsun. Kabe'yi götürüyorsun, ev yapıyorsun. Bunlar çelişkili şeyler. Din bu değil. Bu birilerinin dini, Emevilerin dini, birilerinin kendince yarattığı din. Ben isterseniz başlayayım. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyor. Aşk ve niyazlarımı sunuyorum. Cenab-ı Hak cümle insanlara hayır, hasanet ve güzellik nasip eylesin. Bugünkü konumuz infak. Bir, neden infak etmeliyiz? Cenab-ı Hak bizim neden infak etmemizi istemektedir? Acaba biz paylaşmayı unuttuğumuz için, bencil olduğumuz için, cimri olduğumuz için, yaşamın güzelliklerini maddi ve manevi olarak paylaşamadığımız için mi bizden infak etmemizi istemektedir? İnfak sadece malla mı yapılır? İnfak başka türlü nasıl yapılabilir, eda edilebilir? Dört kapı 40 makam öğretisinin her kapısına uygun bir paylaşım sözü var. Şeriat ehli bencil olduğu için, avam ve nadan olduğu için bu senindir, bu benimdir der. Tarikat ehli der ki hem senindir hem benimdir. Marifet ehli der ki hepimizin. Hakikat ehli de der ki kimin ihtiyacı varsa ihtiyaç sahibinindir der. Yani hiçbir şekilde egoyu, benliği kullanmadan yeryüzünün bütün güzelliklerini sadece insanla değil, insan ve cümle varlıklarla paylaşarak bunu yapar. Yeryüzünün bütün nimet ve güzellikleri bütün insanlara ve cümle varlıklara aittir. Bu nokta itibariyle insan egoistçe, benlik içerisinde mala, mülke, varlığa sahip olma yerine haksal ihsan ile ihsan etmeyi bilmiş olsaydı, yeryüzünde ne açlık, ne susuzluk, ne üşsüzlük,
ne evsiz denilen bir kavram asla olmayacaktır. Cümle varlık Cenab-ı Hakk'ın her mertebede bir tecellisi ise, o nur farklı bir suretlerde ve şekillerde görünmüşse, o zaman hiçbir varlık hiç kimsenin değil. Demek ki aslında cümle varlık, cümle varlığa ait olan bir şey. Ve insan ne zaman bunu paylaşmayı öğrenirse, yeryüzünde yoksulluğu, yeryüzündeki bütün çirkinlikleri ortadan kaldıracaktır. Çünkü şu anda dünyadaki bütün kavgaların, bütün kötülüklerin, bütün şerlerin tek sebebi var. Alma arzusu dediğimiz benlikle elde etme noktasıdır. Bizler ne zaman Cenab-ı Hakk'ın haksal ihsanına vakıf olur, yeryüzünü cümle varlıklarla paylaşmayı öğrenirsek, bunların hepsini kaldırmış oluruz. Sınıfların ve sınırların olmadığı, statülerin sadece hizmet noktasında işlendiği bir dünyada, hizmet anlayışının hüküm sürdüğü bir dünyada kötülüklerin %90'ını bertaraf edersiniz. Eğer ki ihtiyacım yoksa çalmaya, ihtiyacım yoksa farklı bir noktada davranma güdüsü içerisine girmemin gereği olmaz ki. İşte özel mülkiyetin getirmiş olduğu bir benlik ve ego vardır ki bütün kötülüklerin ana kaynağı da odur. Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bir sure var. O mal ve servet arzusu yüzünden olabildiğince katıdır, serttir, acımasızdır. Adiyat suresinin 8. ayetinde bunu dile getirmekte Cenab-ı Hak. Bu nokta itibariyle insanoğlu ne zamanki varlığı sahibine teslim ederse, o zaman dediğimiz bu benlik ve egodan o zaman kurtulmuş olacak ki, işte o zaman yeryüzü insanın insanca yaşadığı hane hale gelecektir. Eğer ki hepimiz aynı nurdan, aynı unsurdan, aynı özden meydana gelmişsek, o zaman birbirimizden hiçbir farkımız yok ki aslı itibariyle, özü itibariyle. Biz ne zaman hepimizin aynı nurdan, asıldan olduğumuzu bilirsek benliği o zaman ortadan kaldırabileceğiz. Örneğin özel mülkiye sahip olma noktası. Ataerkil toplumda erkeklerin bir özelliği vardır. Kadın onun malı mıdır? Bakın dikkat edin. Ataerkil toplumda kadın erkeğin malıdır. Ve dikkat edin, bütün dinsel öğretilerde ama sahte olan dinsel öğretilerde. Neden? O mülkiyeti elinde bulundurup dini kendi arzu ve istekleriyle şekillendirenlerin elinde. Kadın için kadın malın. Onu istediğin şekilde kullanabilirsin. Oysa bir kadın erkeğin malı değildir. Bir kadın erkekle yaratılışta eşittir. Bu eşitlik noktası itibariyle hiçbir kişi kadına hak verme cüretinde bulunamaz. Neden? Doğuştan zaten, çünkü o hakka sahiptir. Bu nokta itibariyle infak, Cenab-ı Hakk'ın varlığından, nurundan tecelli edeni, yine o nurdan tecelli olanlarla onun rızasını, onun sevgisini, onun yakınlığını, onun muhabbetini kazanma noktasında paylaşmaktır. İşte ne zaman bu paylaşımı biz yaptığımız takdirde infak da yerini bulacaktır. İnfak, ihtiyacı dışında olan her şeyi ihtiyaç sahibiyle paylaşmaktır. Peki, gerçekten biz bunu yapabiliyor muyuz? Kendimize şunu diyoruz. Biz Müslümanız. Eşhedü en la ilahe illallah Muhammeden Resulullah veya da la ilahe illallah Muhammeden Resulullah Aliül Veliyullah. Bu kelimeyi söylemekle Müslüman olunuyor. Acaba gerçekten bu kelimeyi söylemek yeterli mi? Örneğin
Eşhedü enne diyor. Şahitlik ve tanıklık ederim. Görmediğin şeye nasıl şahitlik ve tanıklık edebilirsin? O zaman yalancı şahit noktasına düşersin. Bu nokta itibariyle bizim dilimizden çıkanın ne olduğunu bilip ona göre yaşantılamamız gerekiyor. İnfak, beşer elbisesini bırakıp haksal elbiseyle herkesi giyindirmektir. Eğer beşersek, beşer egoisttir, bencildir, cimridir, tamahkardır. Ama haksal ihsan noktasına geldiğimiz zaman cümle varlığı kendimizin bir azası, kuvası olarak görürüz. Peki kim kendi azası ve kuvasını ateşe atabilir? Yokluğa atabilir, susuzluğa atabilir, çıplak bırakabilir, evsiz bırakabilir. O zaman cümle varlık hepimizin bir parçasıysa kendimizi sevdiğimiz gibi sevip onunla paylaşmalıyız. Kendimizi sevdiğimiz gibi sevip giyindirmeliyiz. Kendimizi sevdiğimiz gibi sevip bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir bilince ve şuura gelmemiz lazım. Budur insan olabilmek. Eğer ki kişinin varlığı var ama yanında bir aç, susuz, çıplak var ise ve de onu giyindirmiyorsa bilin ki o insanlık mertebesinden zerre kadar nasip almamıştır ve insanlık noktasına çıkmamıştır. Aç ve susuz ağlayan bir adamın gözyaşının değerlerini bilmeyen Hakk'a ünsiyet etmesinin, insanlık mertebesine gelmesinin asla mümkünatı yoktur. Ama amacımız bu alemde maddi ve manevi olarak insan noktasına gelebilmek. Ama insan olabilmenin vasıfları, nitelikleri var. Bu nokta itibariyle insani vasıf ve niteliklere ulaşamayan insanlara Cenab-ı Hak infak etmelerini istiyor. İnfak, benliği bırakıp haksal ihsan ile donanıp bütün güzellikleri güzel yaratılan cümle varlıklarla paylaşıp yaşamı güzelleştirmesidir. Şimdi gelelim, infak sadece maddi anlamda mı yapılır? Yani aç olan kişiye sadece ekmek vermek mi, üstsüze üst vermek mi, susuyana su vermek mi? Dünyanın en güzel infakı cahili ilimle donatmaktır. Karanlık kafaları haksal ilimle aydınlık diyarına çıkarmaktır. Neden? İlim üretecektir. Ürettiği zaman bunu haksal bir muhabbet, rıza noktasına getirdiği zaman zaten bencil olmasının, egoist olmasının mümkünatı olmayacaktır. Aslında yeryüzündeki en güzel infak hamları has etmektir. Çiğleri pişirmektir. Cahilleri ilim suyuyla yıkamaktır. Karanlıkları ilim irfan hikmetiyle aydınlıklara çıkarabilmektir. İnsanı kendi özüyle buluşturma noktasında verilen ilim üstünde bir ilim yoktur. Neden? İnsan kendi içsel hakikatine vakıf olduğu zaman dışın zaten insanın içinden tecelli ettiğini görecek. Bu nokta itibariyle İçinden çıkıp tecelli eden her şeye tek bir mesafeyle bakacaktır. Özü olarak, aslı olarak, gerçeği olarak, hakikati olarak bakacaktır. Bu nokta itibariyle de Cenab-ı Hak bizden infak etmemizi istemektedir. Hazreti Peygamber ölüm döşeğinde, Haziran ayı, 632 Haziran ayı. Cebinde 3 dinar var. Diyor ki cebimde 3 dinar var. Onu ihtiyaç sahiplerine götürün ve bölüştürün. İhtiyaçlarını karşılayın. Hastalığından dolayı bir an dinlenip uyuyor. Kalktığı zaman ilk sorusu şu oluyor. Cebimde olan 3 dinarı ihtiyaç sahiplerine verdiniz mi? Ya Resulullah diyorlar unuttuk.
beni ateşle mi göndereceksiniz? Peygamber 3 dinar ile ateşe gitmekten korkarken hanları, hamamları, servetleri olanların ateşini düşünemiyorum. Bir de peygambere ümmet olup, ümmetim deyip, malı mülkü biriktirip, sonra da Müslümanlık yapanların, sarayda yaşayanların vay haline. Acaba gerçekten biz inandığımız peygambere inanıyor muyuz? İnanmış olsaydık onun haliyle hallenip, onun huyuyla huylanıp, onun ilmiyle ilimlenip, onun ameliyle yaşamamız gerekmiyor muydu? O zaman şu anda dinciyim, ben Müslümanım deyip bu vasıf ve niteliklere sahip olanların hiçbiri ne inanıyorlar, ne iman etmişler, ne de Hazreti Peygamber'in yolunda yürümektedirler. Aslında din ile kandırıp insanları sömürmek, sömürünün en kötüsü. İnanmayan bir kapitalist inanmadığı için o işi yapabiliyor. Ama inandığını söyleyip sömürü yapanın sömürüsü acaba inandığı inançla ne kadar bağdaşmaktadır? Bu nokta itibariyle Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler okuyacağım. Bakara suresi 215. Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki infak ettiğiniz mal veya nimet anne, baba, yakınlar, yetimler, yoksuzlar ve çaresizlerle yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak yaptığını Allah en iyi şekilde bilmektedir. Peki soruyorum. Ülkemizde açlar, yoksullar, kimsesizler, ihtiyaç sahipleri ama başta milyarları ceplerine koyanlar hangi iman ile hangi kitaba inanmaktadırlar? Eğer ki o kitaba inanmış olsaydılar bu ayetin gereklerini yerine getirip onların temel ihtiyaçlarını karşılamış, onların ihtiyaçlarına bakarak varlığını onlarla paylaşıp onların yoksulluğunu ortadan kaldırmaları gerekmez miydi? Birileri bize iman satıyor, farkında mısınız? İman satarak mal üstüne mal, mülk üstüne mülk, şan üstüne şan. Hani bunların cehennem korkusu? Hani bunların Kur'an'a imanları, itikatları, inançları gerçekten inanıyorlar mı? Bunu derin bir şekilde aslında tefekkür etmek gerekiyor. Bakara suresi 216'da ve sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki, helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınızın yeterli olanından fazlasını verin. Çok net mi? Biriktirmeyeceksin. Şöyle başlayalım. En büyükten başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı bu ayetle ne kadar yapmakta? Bakanlar ne kadar yapmakta? İnandığını söyleyen yeşil sermayedarlar ne kadar yapmakta? Hani imanları bütün ya, itikatları tam ya, oy vermedikleri zaman cehennemin kapısı açılıyor. Ne dediler? Eğer bize oy vermezseniz siz cehenneme gidersiniz. Ama bize verirseniz cennette yeriniz garantili. İşte din ile kandıranların korkutma şekilleri bu. Kur'an'da ne diyor? Şeytan sizi açlıkla korkutur, yoklukla korkutur. Acaba şeytan yeryüzüne inmiş de biz şeytanları amellerinden mi tanıyamıyoruz? Aslında yeryüzünde, içimizde gezmektedirler. Her gün bizi kandırmakta ve aldatmaktadırlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın varlığını var olan varlığa teslim edip paylaşmış olsaydılar o zaman imanları tam olacaktı. Yarının ekmeğini evinde bulundurmayan bir peygamberin ümmeti olduğunu söyleyenlerin yedi nesil ötesinde torunlarının yaşayabilecekleri varlıkları var. Bu nasıl bir imandır? Bu nasıl bir itikattır ki peygambere inandığını söyleyip ama peygamberin yaptığı yaşadığını yaşamamaktadır? Örneğin Hazreti Ali
bir sonraki günün yiyeceğini asla evinde tutmamıştır. O gün kazandığının ailesi için yeterli olanın dışında kesinlikle elinden çıkarmıştır. Aslında bu hepimiz için geçerli. Yine Ali İmran suresi 17. ayette. Kullar ki sabrederler. Özü sözü doğru olanlardır. Evet, halk sabrediyor. Ama yukarıdakilerin özü ve sözü ne kadar doğru, bu ayetle çok büyük bir çelişki içerisinde. Hak huzurunda duranlardır. Neden? Hak huzurunda duran önce mahkeme-i kibriya dediğimiz gönül mahkemesinde kendisini dara alır. Daralmasından maksat nedir? O gün helali ve haramı ayırabilmiş midir? Helal kazanç nedir? Kişinin elinin emeği, alnının teri, gözünün nuru ile kazandığıdır. Çünkü başkasının sırtından kazanılan hiçbir şey helal değildir. O zaman hakkın katına duran, özünü dara alan, Cenab-ı Hakk'ın katında kendini kendi mahkemesinde, gönül mahkemesinde sorgulayan insanlar gerçek ve hakikat diyarına o güzellikle durmuşlardır. Diğerleri için sıkıntı büyük mü? Büyük. Nimet ve imkanlardan, bu nimet deyince dikkat ederseniz hep bizim aklımıza para, mal, mülk geliyor. Nimet denince ilk akla gelmesi gereken şey ilim, irfan, kemalet, marifet, iyilik, güzellik, hayır, hasanet. Farkında mısınız? Bilinçaltımızda nimet denince ilk aklımıza gelen para, mal ve mülk. Neden? Maddeden yaratılmış, maddeye yönelik olduğu için maddeyi de kafasından çıkaramıyor. Mana işlemiş olsaydı, mana maddenin üstüne çıkmış olsaydı, o zaman madde mananın elinde cümle varlıkla paylaşılır hale gelecekti. Seherde bağışlanmak için yalvaranlardır, yakaranlardır. Neden? Hem destek almak için, dua niçin yapılır? Cenab-ı Hak'tan destek almak için. Peki Cenab-ı Hak bize destek verdi. Peki biz bize verilen destekle ne kadar infak edip destek veriyoruz? Hazreti İsa'nın Matta'da çok güzel bir bölümü var. Bağışlayan bağışlanacaktır. Affedilen affeden affedilecektir. Veren misliyle bulacaktır. Ve diyor ki, Rabbim bana ver diyorsun, ondan istiyorsun. O da diyor ki, ben sana verdim. Peki ihtiyacı olan kulum da sana dese ki, benim ihtiyacım da var, sen de bana ver, sen de verecek misin? İstemeyi biliyorsun ama vermeyi bilmiyorsunuz. Biliyorsunuz semah dönülürken bir el yukarıda, bir el aşağıdadır. Şu şekilde. Hak'tan alıp bu halka vermek demektir. Gerçekten biz Hak'tan aldıklarımızı halka infak edip verebiliyor muyuz? Vermiş olsaydık yeryüzü böyle olmayacaktı. Demek ki biz insanlar yeryüzünde paylaşmayı bilmiyoruz. Benliğimize ve egomuza müthiş bir şekilde yenik durumdayız. Yine Ali İmran suresinin 92. ayetinde diyor ki, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe zafer ve mutluluğa asla ulaşamazsınız. İnfak ettiğiniz her şeyi Cenab-ı Hak çok iyi bilmektedir. En sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın rızası, Cenab-ı Hakk'ın sevgisi, Cenab-ı Hakk'ın yakınlığı ve muhabbeti bizim sevdiklerimizden, nedir sevdiklerimiz? Nefsani olarak alışkanlıklarımız, tutkularımız, alma arzumuz, o benliklerimiz, bundan bir vazgeçebilmiş olsaydık en güzel infakı infak etmiş olacaklardır. Yine Ali İmran suresinin
134. ayet. Çok güzel bir ayet bu. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Ne kadar güzel. Bollukta ve darlıkta infak ederler. Şimdi şöyle bir tefekkür edelim. Biz iman ettiğimiz dini biliyor muyuz? Biz iman ettiğimiz Kur'an'ı anlamış mıyız? İdrak etmiş miyiz? Öfkelerini yutanlardır. Vallahi baştakiler öfkelendiği zaman al ananı git diyebilecek kadar laf söyleyebiliyor. Yapılmadı mı? Daha nice şeyler. Bu sadece o insanlar için değil, cümlesi için. Hepsi için kızgınlıklarını yutamadılar. En üsttekiler en çok sinirine, öfkesine hakim olması gerekenlerdir. Neden? En üstteki en çok bağışlayıcıdır da ondan. Onun için Cenab-ı Hak demiyor mu? Ben bağışlarım, affederim. Hiç Kur'an-ı Kerim'de gördük mü? Artık bundan sonra bağışlanmayacaksınız. Bağışlanma kapısı hiç kapatılmamış. Ama yukarıdakiler kendisiyle ilgili bir söz söylendiği zaman ilk avukatlarıyla mahkeme kapılarında halkı dava edebilecek kadar alçalmaktadırlar. En üsttekiler kendilerine küfür edilse bile şu ilkeyi unutmamalılar. Küfrü iman edebilmeli. Hoşgörüyle karşılayabilmeli. Öğretmen neden öğrencisini affeder? Öğretmenin mertebesiyle öğrencinin mertebesi aynı değildir. Onun için bu anlayışa, bu idraka biz geldiğimiz zaman işte o kemaleti ve güzelliği de yakalamış oluruz. Onlar insanları affedenlerdir. Allah güzel düşünüp güzel davranan, hayra, barışa yönelik iş işleyenleri sever. O zaman şunu bizim idrak etmemiz lazım. Hani bize din öğretenler var ya, acaba bunları yapamadıkları takdirde Cenab-ı Hakk'ın sevdikleri kullar mıdır? Gerçek anlamıyla o infakı yapabilmişler midir? Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinin 39. ayetinde yine çok güzel bir ayet. Gerçek şu ki insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur diyor. Bizim çalışmamızdan, didinmemizden, gayretimizden başka bize kalacak bir şey yok. Bu çalışmayla elde ettiğimizi infak ettiğimiz zaman, paylaştığımız zaman biz o zaman o güzellikleri yakalamış oluruz güzel canlar. Bu nokta itibariyle yeryüzüne hakkaniyetçi dediğimiz bir sistem gelmedikçe birinci ilke kadın erkek eşitliğine dayalı olmalı. İkinci ilke cümle varlıklar Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisidir. Nurunun farklı şekillerde, suretlerde ve renklerde zuhurundan başka bir şey değildir. Sen de o nurun bir parçasıysan hiçbir varlık senden ayrı ve gayrı değildir. Kırdığın, yıktığın, incittiğin, döktüğün, öldürdüğün her varlıkla kendini öldürmüş, kendini kırmış, kendini yıkmış olursun. Eğer ki hepimiz onu kendimizden yakın olan noktada, yani şah damarımızdan yakın olan noktada bilip bulmuş olmuş olsaydık zaten bu sıkıntılar olmayacaktı. Bu nokta itibariyle şimdi iman noktası, iman edenler infak ederler. Peki iman ne demek? Sadece şu kelime mi? Allah'a, Resullerine, kitaplarına, ahiret gününe, meleklere iman etmek mi? İman kelimesinin anlamı aslında emin olmak demektir. Eğer ki biz cümle varlığın, tek ruhun, tek nurun tecellisini olduğunu bilmiş, bundan emin olmuş olsaydık, Cenab-ı Hakk'ı görmüş ve bilmiş olur muyduk? İnandığımızdan emin olur muyduk? İnandığından emin olan da
cümle varlığa bu zulümatı yapabilir miydi? Ben iman ettim deyip mal, mülk, şan, şöhret peşinde koşuyorsa bilin ki burada bir sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı var. Burada iman yok. İmanı gösterip camide en ön safhada, oruçta en önde, bakın dikkat edin, zekatı vermekte gösterişte, onun için İzzet Hanpin'im her zaman Maun suresini gösterir. Vay o namaz kılanların, o salat edenlerin haline ki gösteriş için yaparlar. Geçen gün bir muhabbetimizde Kemal Pirim ifade etmişti. Bir yerde salat ederken en üstteki geliyor, en öndekine geçiyor. Bu adet kimin biliyor musunuz Kemal Pirim? Muaviye'nin adeti. Muaviye de en son gelirmiş, gelip en ön tarafa otururmuş. Demek ki anlayışlar çok eskiden beri tekrarlanan iman olarak görünüp ama iman noktasına, eminlik noktasına düşmemiş nokta. Müslüman kelimesi şahadeti dil ile söyleyip, kelime-i tevhidi dil ile söyleyip o dine girme noktasıyla kabul ediyor. Buna Müslüman deniyor. Kelime-i şahadet ve aynı zamanda iman etme noktasındaki olgular ifade edilip kabul edildiği zaman evet sen Müslümansın artık deniyor. Bakın yabancı biri nasıl Müslüman oluyor? Kelime-i şehadeti söyleyerek Müslüman oluyor. Ama Kur'an'da garip bir ayet var. Hücurat suresi 14. Araplar, Bedeviler iman ettik dediler. De ki siz iman etmediniz. Sadece Müslüman olduk deyin. Çok dikkatinizi çeksin. Müslüman olduk deyin. Yani kabul ettik deyin. İman hala sizin yüreklerinize girmemiştir. Ama Ali İmran suresi 19. ayette Allah katında din İslam'dır. İslam ne demek? Teslim olmuş, barış içinde yaşayan, aklı selim, selamet diyarına ulaşmış. Yani kırmadan, yıkmadan, hayır, hasanet ve güzellikle yaşamı güzelleştiren ve bu güzellikleri paylaştıran dinin adı İslam. Adem Atay'la Muhammed Mustafa arasındaki din, tek din var. İslam dini. Örneğin diyor ki, sen İsa'nın dinine mi inanıyorsun? Musa'nın dinine mi? İsa'nın dini yok ki. Musa'nın dini yok ki. İbrahim'in dini yok ki. Din Allah'ın dinidir, tektir. Eğer ki onu reddediyorsan, o zaman Kur'an'daki iman şartlarından peygamberlere ve kitap şartını da yok ediyorsun. E bu çelişki değil mi? Hem iman ettim diyeceksin. Nisa suresi 136. ayet gereği Allah'a, kitaplara, meleklere, resullere ve ahiret gününe. Ve bu noktada bir şey daha söyleyeyim. Genelde şöyle öğretildi. Hayır ve şer Allah'tandır. Hayır. Hayır Allah'tandır. Şer kulun kendi nefsindendir. Bu ament olarak öğretildi. Kur'an'ın hiçbir yerinde göremezsiniz bunu. Bu Muaviye'nin icadıdır ve Emevilerden beridir. Bu öğretildi, bu şekilde geldi. Eğer Allah şer sahibiyse zalim olmaz mı? E zalim olan iyilik ve güzellik dediğimiz hüsnü mutlak, hayr-ı mahfız dediğimiz nokta ile bir yaratıcıdır. E şeri veren Allah ise o zaman kötü bir Allah olur. O zaman kulun isyan etmesi, asi olması noktasını kabul etmemiz gerekiyor. Neden? Hepimiz zalime, zulme isyan etmiyor muyuz? Şere ve kötülüğe isyan etmiyor muyuz? Ama biz biliyoruz ki Allah hüsnü mutlaktır. Ebedi güzelliktir. Onun yaratılışında güzellikten başka bir şey yoktur. Düşünüp kötülükleri meydana getiren insanın kötülüğüdür. Yeryüzünü kötü kılan. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın güzellikleri değildir. Şimdi bir de mümin dediğimiz bir nokta var. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik edip dini
hakka özgüleyerek yaşayan kişilere verilen isim mümin. Müminin diliyle kafasının arkası ve gönlü birdir. Müslümanların içinde her türlü insan vardır. Ama müminlerin içinde saf, temiz, arı, duru, diliyle ikrar verip kalp ile tasdik edenlerin olduğu noktadır. Mümin hakka vuslat etmek isteğinde gönül noktası uyanmış, bu gönül noktasıyla aslına ve hakikatine ulaşma gayreti içerisindedir. Düşünce ve davranış bütünlüğü vardır. Ama dikkat edin, bir sürü Müslümanız. Acaba şu anda bu Müslümanların kaçı düşünce ve davranış bütünlüğü sergiliyor? Veya da inandıkları kitabın emrettiklerini, yasaklarını veya da neyi emrettiğini neyle biliyor? Arapça okuyarak acaba ben Cenab-ı Hakk'ın benden ne istediğini bilebilir miyim? Ben anlamıyorum. Ama Arap biliyor. O zaman ben Cenab-ı Hakk'ın kendi dilimden bana ne söylediğini bilmem lazım ki onun istemlerini yerine getirebileyim. Yoksa başka bir dilden onun istemlerini ben bilemem. Bilebilmem için o dili öğrenmem gerekiyor. Yoksa başka türlü Cenab-ı Hakk'ın isteklerine hem aklen hem gönülle yaklaşmamın, onu bilmemin mümkünatı yok. İhlas, samimi, dine içtenlikle bağlı, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hareket etme noktasına ihlas denir. Örneğin, dikkat ederseniz İhlas suresinde Cenab-ı Hakk'ın vasıfları en muhteşem şekilde tasvir edilmiş, ifade edilmiş. Kul huvallahu ahad. De ki Allah tektir. Tek ne demek? Kendisi gibi bir tane daha olmayan. Eğer kendisi gibi bir tane daha olsaydı o zaman iki tane ilahçık olurdu. O zaman la ilahe illallah dememizin mümkünatı olmazdı. Neden? Ondan başka ilah yok diyor. Allahu samet, hiçbir şeye ihtiyaç duymadan her şeyin ihtiyacını veren. O zaman Cenab-ı Hakk'ın varlığını kanıtı noktasında bu çok önemlidir. Neden? Yaratıcı hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorsa yaratıcıdır. Bir şeye ihtiyaç duyuyorsa o zaman ihtiyaç sahibi durumuna düşer. Bu nokta itibariyle dikkat edin, infak noktasında Allah en büyük infak edicidir. Bakın, her şeyin ihtiyacını muhteşem bir şekilde karşılamaktadır. Doğmamış, doğurmamış. Doğmuş olsaydı anası, babası veya da yaratıcısı olurdu. Doğurmuş olsaydı çocukları olurdu. Yine tek ilah olma vasfını. Burada anlatılmak istenen ne? Eğer ki kul bu ayet, bu süreyi ve bu ayetleri okuyorsa bunu manasıyla bilmesi lazım. Eşi, benzeri ve dengi yok. Eşi varsa bir tane daha var. Dengi varsa bir tane daha var. O zaman ilahçıklar ortaya çıkmış olacak. Bu nokta itibariyle ihlas demesinin nedeni bu süreyi anlamakta. Şimdi düşünün. Bir çocuğun anne ve babasını algılaması için anne ve baba mı olması gerekiyor? Peki bir kulun da Allah'ı anlayabilmesi için Allah'ın esmalarıyla onun bütün mertebelerini, meratiplerini hatmedip onu edinmesiyle mümkün değil mi? Ben onun olduğu noktaya gelmediğim sürece onun yaşamı, yaratma amacını anlayabilir miyim? Siz bir mühendisin, bir makineyi yapma nedenini ancak o mühendisin teknik bilgisine sahip olursanız o makineyi tanıyıp algılayabilirsiniz. Cenab-ı Hakk'ı hu mertebesinde edinmedikçe hem iman olmaz hem de ihlas olmaz. Onun için okuduğumuz sureleri bizim anlamamız, anladığımızı yaşamamız gerekiyor. Yoksa sadece şeyden kalıyor, söylemden. Müslümanız elhamdülillah, o sömürürüz, söyleriz, Kur'anları kaldırırız, yalanımız, talanımız, palavramız, her türlü şeyimiz var.
Allah yollarını açık etsin. Nasıl gideceklerse Cenab-ı Hakk'ın divanına, didarına. Yine insanın söz ve davranışlarında samimi, örneğin tek bir şey açacağım. Eğer ki bir insan mertebe olarak yükseldi, İhlas Suresinin Allahu Samet ayeti noktasında, eğer ki mana bizdeyse, hakikat bizdeyse, Cenab-ı Hak bizde şah damarından yakınsa, biz ana kaynağa ulaşıp onunla o olduğumuz zaman artık başkasına ihtiyaç noktası olur mu? Cenab-ı Hakk'ın vasıflarıyla vasıflanma noktasıdır burası. İşte tasavvufun amacı, batini ilmin amacı, haksal irşadın amacı da bu noktaya gelebilmektir. Yine çok önemli bir kelime var. Salih kul. Çok duyarız. Salih. Kur'an'da geçiyor. Aslında bugün Ömer Pirim bunları istemişti. Onun için hazırlamıştım. Salih, Cenab-ı Hakk'ı bilen, haksal gerçekliğe ermiş, onun sistemi üzerine harekette bulunan, takvalı, faziletli, bütün güzellikleri kendisinde cem etmiş, insan-ı kamil noktasında kutup noktasına olandır. Dikkat edersek İbrahim peygamber salih bir çocuk istiyor. Saffat suresi 100. Yine Zekeriya peygamber garip bir şekildedir, salih bir çocuk istiyor. Yalnız dikkat edin, salih erkek çocuğu diye bir şey istemiyor. Salih çocuk. Size garip bir örnek vereyim. Meryem, Zekeriya'nın terbiyesiyle terbiye görendir. Çünkü Kura'da Meryem Zekeriya'ya çıkmıştır. Zekeriya peygamber de Meryem'i irşad etmiştir. Meryem suresini okursanız, Ali İmran suresinde geçer bu. Ey Meryem, bu nimetler sana nereden gelmektedir? O da diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın katından. Oysa o da bir peygamber ama Meryem'e gelen nimetler onu şaşırtacak derecededir. Nedir bu nimetler? Yine aklımıza muz geliyor, elma geliyor, kavun geliyor, karpuz geliyor. Nimet demek buradaki manevi nimetlerdir. Yani ilim, irfan ve hikmet bilgisinden bahsediyor. Demek ki Meryem o salih dediğimiz bir noktadadır. Ama biz hep salih dediğimiz zaman erkek aklımıza geliyor, ne garipse. Erkeklere de salih ismini, kadınlara da saliha ismini takıyoruz. Ama salih denildiği zaman kadın erkek kesinlikle ifade edilmez. O noktada, yani hakkı edinebilecek, Cenab-ı Hakk'ın ilmini ve esmalarını irsal edebilecek kişinin olma noktası ifade edilmiştir. Aynı zamanda salihler peygamber düzeyinde oldukları için dinsel ve dünyasal gerçekliğe ermiş, her şeyiyle, bütünüyle, haksal faydayla, haksal hizmetle hizmet edenler noktasında ifade edilir. Salih kelimesi iyi, yararlı, uygun olmak, doğruluk, dürüstlük ve salah kökünden türetilen bir kelimedir. Bilmiyorum salah kelimesini hiç yakınlaştırabildik mi? Yani biri çıkıp ya salah denildiği zaman var olan şekilli namaza mı, doğruluğa, iyiliğe, hayra, güzelliğe, dürüstlüğe gelir mi demek mi? Gerçekten biz dilimizi biliyor muyuz? Çağrının ne olduğunu gerçekten de kavramış durumda mıyız? Salih olanların en büyük özelliği ıslah ederler, arıtırlar, temizlerler, paklarlar, durulturlar. Sosyal barışı sağlarlar. Dünya ve ahiret işini. Şimdi dünya ve ahiret işi deyince aklımıza hemen Zahir-i Ulema'nın anlattığı bir ahiret var. Dünya ve ahiret işi demek, bu dünya düzeniyle insanın iç düzenini düzenlemek demektir. Ahiret insanın iç alemidir.
Önemli olan iç alemle dış alemi dizayn ettiğimiz zaman ahiretle dünyayı birleştirmiş ve burada ikileni, orada tecelli edeni de burada biçmiş oluruz. E güzel düşünce, duygularla, ilim, irfanla zahirde üretmiyor muyuz? Zahirde ürettiklerimiz de yine mana alemine dönmüyor mu? Önemli olan o iç ve dış, yani dünya ve ahiret alemini dengeye, düzene getirebilmektir. Ama bunun için de ıslah etmek gerekiyor. Hepinize aşkı niyaz ediyorum. Ben burada noktalı